İkinci bölüme geçersek hocam, romatizmayı işleyeceğiz. Romatizma türlerini, tedavisini işleyeceğiz ve çok ciddi bir sorun olan osteoporozu işleyeceğiz. Yani kemik erimesini. Birçok kadının korkulu rüyası haline geldi kemik erimesi. Beslenmemizden kaynaklı ya da menopozdan kaynaklı bir süre sonra ortaya çıkıyor bu. Ve bir de sizin dediğiniz SLE, sistemik lopos. Sistemik lopos, evet. Şimdi romatizmaya gelirsek, romatizma türleri nelerdir hocam? Evet, romatizmanın bilinen 200 tür romatizma var. Artrit, eklemlerin iltihaplanması. Parmakların, ayaklar veya omurda. Eklemlerin iltihaplanmasına. Bir süre sonra kapanmıyor artrit, eller. Evet, zamanla asit oranı, iltihap oranı yoğunlaştıkça kıkırdakları deforme eder. Kemikler, kemik kemiğe kaynar. Kaynar ve artroz ortaya çıkar. Kemikler deforme olur. Böyle bir zat-ı muhterem bize geldi. Allah kimseye vermesin, çok kötü. Amin. Parmakları bu tarafa doğru kaymış, o tarafa doğru kaymış. Elleri, böyle parmakları kemik bozukluğuna yol açıyor. Çaprazlaşmış böyle. Evet. Hiçbir şey tutamıyor, şey yapamıyor. Yani ellerini kullanamıyor. Maalesef çok kötü. Almanya'da bir yaşlı bir bayan, yıllar önce, 15 yıl önce, 83 yaşında. Doktoru buna, yani yıllar önce o bir üşütmüş. Böbreklerini üşütmüş. Doktoru buna bir ilaç vermiş. 3 aydan fazla yazılmaması gereken ilacı doktoru yanlışlıkla 20 yıl vermiş aynı reçeteyi. 20 yıl boyunca kadın kullanmış mı? Kadın kullanmış. Peki sonuç ne oldu hocam? Kadıncağızda romatizma, bronşit, bütün kan değerleri bozulmuş, kalp rahatsızları. O kadar hastalık ortaya yani çıkmış ki. Yani birinden kurtulayım derken daha kötülerine kimyasal düşmüş. İlaçlar kullana kullana. Çok kötü. Sabah kalktığı zaman kadıncağız bunlar ekmeklerin üzerine tereyağı sürerler. Üzerine peynir veyahut da sucuk salam sos koyarak böyle yerler. Eline bıçak alıp bıçak tutamıyor. Elleri böyle öğlene kadar kartal pençesi gibi elleri. Çok kötü. Elini açamıyor, kapatamıyor. Benim öğlene kadar. Bildiğim insanlar öğleden sonra yavaş yavaş hareket edebiliyor. Maalesef. Dedi ki bana, ya haber göndermiş ki bana yardımcı olsun. Dedim tamam, ne kullanıyor? Şunu şunu baktım. O yan tesiri çok, bunları bırakın. Biz ona özel çay harmanı hazırladık. Nedir hocam? Birleşiminde şeytan pençesi kökü. Bu Güney Afrika'da yetişen bir bitki. Üç türlü Türkiye'de kökü var. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Bunu Türkiye'ye ilk biz getiriyoruz. Türkiye'de bilen yok. Şeytan pençesi kökü yerine başka bitki verebilirler. Bu nedenle dikkat edelim. Kakaova benzer. Tadı da kakaova benzer. Rengi de kakaova benzer. Bu kazık gibi bir kök. Şeytan pençesi. Üç türlü kökü var. Ana gövde kök var. Bir saçak şeklinde yan kökler var. Bir de yerin altında 2 metre derinlikte patates gibi yumru kökleri var. Yumru kökleri herpagozit denen bir madde içerir. Yani her kök farklı bir rahatsızlığa mı? Yok, ana kök, yumru kök ana bu kök etken. Kullanılması gerekiyor. Diğer köklerde de az oranda var. Bunu bütün Alman firmaları şimdi Güney Afrika çöllerini kiralamışlar, satın almışlar. Orada bunu yetiştiriyorlar. Şeytan, Alman firmalar. Şeytan pençesi kökü. Bununla ilgili Profesör Doktor Kubrinski, benim yazmış olduğum bu kitapta genişçe bilgi var, isteyenler bakabilir. Binlerce hasta üzerinde omuz, sırt, bel, eklem, kalça ağrısı, diz ağrısı, ayak bilekleri, kol bilekleri vesaire, vücudun herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde romatizmalı hastalık varsa, ister artrit, ister artroz, fibromiyalji, ankilozan spondilit veya SLE, her türlü romatizmaya karşı dünyada en etkili bitkidir bu. Peki hocam dünyada, nasıl kullanacak izleyicilerimiz? İki tatlı kaşığı, bir bardak kaynar suya. Kaynar suya. Normal demliyor, içiyor. Fakat buna biz daha kompleks, daha etkili bir karışım elde ettik. İçinde ısırgan otu, ayrı kökü, az kuyruğu ot. Evet. Ve ardış tohumu olan özel bir karışım. Fakat şöyle bir durum var. Eğer ki yine problem bağırsaktan kaynaklanıyor her hastalıkta. Söylediğiniz gibi bağırsaktaki mantardan kaynaklanıyor. Kişinin bağırsaklarında mantar varsa mantarların üretmiş olduğu toksik madde mesela duyuyoruz. Karaciğeri yağlandı, siroza yakalandı. İşte karaciğeri iflas etti vesaire vesaire. Maalesef. Çok neden? Fazla duyuyoruz. Alkol kullanmaktan. Yani şeker hastalığını tetikleyen pankreasın iflası da şeker hastalığının şimdi alkol kullanmaktan karaciğeri de yağlanması, iflası alkolden kaynaklanıyor. Fakat kişi alkol içmiyor fakat yine karaciğer yağlanması var, pankreas yağlanması. Neden? Çünkü bağırsaklardaki mantarlar çok daha ağır ve toksik alkoller bu üretiyor. Bu mantarları bir şekilde engelleyip hayatımızdan çıkaramıyoruz. Evet.
Bağırsaktaki mantarı yok etmedikçe çözüm yok. Buna karşı da aloe vera jel. Romatizması olan kişi mutlaka bağırsakları tedavi etmesi gerekir. Evet. Bunun için aloe vera jel. Aloe vera jel ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantara karşı en etkili bitki bu aloe veradır. Evet hocam. Bu aloe verayı ilk olarak dünyada biz doğal üretebildik. Doğal üretmek bize nasip oldu hamdolsun. Çok şükür. Yani birçok firma var. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, Afrika'da. Siz doğal olarak işlediniz bir de. Doğal olarak işliyoruz. Evet. Diğerleri üretemiyor. Neden? Çünkü aloe veranın birleşiminde 22 çeşit amino asit, 12 çeşit enzim, 15 çeşit vitamin var. Fakat çok az miktarda da ne var? Aloin. Kişi bunu evde kendisi hazırlar. Şurubunu içerse ishale sebep olur. Sürekli ishal de vitamin, mineral, enzim kaybına sebep olur. Bağışıklık sistemi çökertir. Hocam siz sonuçta bitkilerle ilgili çok ciddi araştırmalar yaptınız. Tek tek fotoğrafladığınız bitkiler var sizin. Evet. 7000 çeşit. Doğaltedavi.org isimli. Oradan da sitemizde. O siteden de izleyicilerimiz evet. Çiçekleri tek tek inceleyebilirler. 4400 bitki fotoğrafı ekledik. Bu sitenizde olan. Doğaltedavi.org sitede olan. Sitede bitki fotoğrafı. Ama toplamda siz aslında 7000 tane bitki incelediniz ve fotoğrafladınız. Evet, evet, yani bitkiler konusunda aslında uzmansınız. Aloe vera ile de ilgili doğal işlemi buna bağlıyorum ben. Tabii. 19 yıl çalıştıktan sonra başarabildim. Hı-hı. Ben de ilk etapta 1992'de deneyler yapmaya başladım da başaramadım. Aloe'yi yok etmek, kaynatacaksın, haşlatacaksın veya ekstraktını yapacaksın. Kişi kaynattığında, haşladığında ve ekstraktını, destilasyonu yaptığı zaman aloe'yi yok edebilir. Evet. Fakat o zaman vitaminler de yok oluyor, mineral de, enzim de. Bazıları diyor ki ben aloe vera kullanıyorum diyor. Almanya'dan veya Avrupa'dan veya Amerika'dan arayan Türkler. Burada da var aloe vera. Biz kullanıyoruz ama o kadar etkili değil diyorlar. Değil çünkü onlar işlenmiş, haşlanmış, kaynatılmış, ekstraktı, destilasyonu yapılmış. Hı hı. Etkisi kalmamış. Etkisi biz bunu kalmamış. İlk defa dünyada doğal üretiyoruz. İlk. Ne haşlıyoruz, ne kaynatıyoruz, ne destilasyonu, ne ekstraktı. Çok sağ olun hocam.